Üstü sayılarla ilgili test soruları çözüyoruz şimdi. Birinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır? Şimdi biz bu 1 bölü 27'ye 3'ü ters çevirip küpünü almış şeklinde yazabiliriz. Gerçekten 3'ü ters çevir 1 bölü 3. Onun kübünü al 1 bölü 20. Evet böyle oluyor. Dolayısıyla şu üstleri de çarpsam 3 üzeri eksi 3 ile eksi 1 bölü 3'ü çarpsam 3 ter gider 3 üzeri 1 olur. Yani 3'tür bunun cevabı. D seçeneği olur. Bu basit sorunun cevabı. İkinci soru. 6 üzeri 1 bölü n'i bulacağız. N'i bulmamız lazım. Biz şimdi şurada düzenleme yapayım ben. Şuraya yapayım. 2 üzeri n artı şunu 2 tane 2 üzeri n bölü şunuysa 2 üzeri n, 2 üzeri eksi 1 yazarım. Şurada da bir 2 üzeri n var. Bu şekilde yazabilirim. Bu şekilde yazabilirim. Devam ediyorum. Şurada 3 tane 2 üzeri n var. Yani 3 tane 2 üzeri n. Aşağıda ise 2 üzeri eksi 1 çarpı 2 üzeri n var. 2 üzeri n burada duruyor. Şunları ben sadeleştirebiliyorum. Yani bu 3 bölü 1 bölü 2'dir. 2 üzeri eksi 1'i. 2 üzeri eksi 1'i 1 bölü 2 yazdım. Saklatsaydım ben 1 bölü 2'yi. Yani 6 olacaktı. 6 eşittir. 2 üzeri n buldum. Ben hemen her iki tarafın 1 bölü n'inci kuvvetini alsam. Şunun da 1 bölü n'inci kuvvetini alsam. 6 üzeri 1 bölü n. Şunlar çarpılacağından 2 üzeri n bölü n. Yani 2 üzeri 1. Yani 2 çıkacak. Cevap C seçeneği olmuş olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Biraz daha güzel bir soru, üçüncü soru. Değişik yollar var. Ben şu yolu kullanmak istiyorum. Şu yolu kullanmak istiyorum. A yerine 2x, B yerine 3x yazabilirim ben. Oran çünkü 2, 3. 3x, 2x'i şurada yazsam. 2x üzeri 3x. 2 üzeri 12. Şu paranteze gerek yoktu. Bir toparlayayım ben şurayı. 2 üzeri eşittir 2 üzeri 12. Yani 2 üzeri 12'yi öyle bir düzenleyeceğim ki taban 2x, kuvvet 3x. 3 bölü 2 oranı olacak. Ben şimdi birinci hareketim şu. Bir deneyeyim bakayım şansımı. Şöyle yapsam 4 üzeri 6 olur. 4 ile 6 şunu 4'e eşitlesem, şunu da 6'ya eşitlesem x2 olabiliyor. Gerçekten görüyorum. Tabanlar ve üstleri ayarlamış oldum. Yani A dediğim tabanımız 4. B dediğimiz üstümüz kuvvetimiz 6. Yani 4'e 6, 10. Güzel bir soru. Cevap B seçeneği olacak. Bir başka sorumuz A kaçtır diyor. Biraz izledikten sonra soru üzerinde malumat sahibi olunabiliyor. Çünkü ben şunu A ile çarpsam A kare yapar. Bunu da A ile çarptım A üzeri 4. Bunu da A ile çarptım. Bunu da A ile çarptım. A katıymış. Yani bir başka ifadeyle şunun şurayı A ile çarpıyorum. Burayı da A ile çarpıyorum. Çarpınca A kare. Yani şunu böyle devam ediyorum. A üzeri 4, A üzeri 6. Tas tamam yukarıdakinin tıpkısının aynısı çıkmış oluyor tabiri caizse. AX oluyor. Yani şurası şuna eşit. O zaman 2X de AX'e eşit. 2X AX'e eşit. A da 2 tabii ki. X'ler sadece şu. A da 2 B seçeneği olmuş oluyor. Bir başka soru. Y'nin X türünden eşitini bulacağım. Yine soruyu biraz inceleyince. 3 ve 81 arasında şöyle bir bağlantı var. Yani 81, 3 üzeri 4. 3 gördüğüm yere 5 üzeri x'i yazabilirim şurada yerine. 3 gördüğüm yere 5 üzeri x'i yazıyorum. O zaman buraya 5 üzeri x yazıyorum. Şurada da bir 4 vardı. 5 üzeri 4x oluyor. Birinci aşamayı hallettik. Fakat işimiz daha bitmedi. Çünkü şunun da içinde 3 var. Bu 3 çarpı 25'tir. 3 ve 25 yazdım. Karşıda 5 üzeri 4x var. Tamam. Yine 3 gördüğüm yere 3'ün eşiti 5 üzeri x. Şuraya 5 üzeri x yazıyorum ben. Yani 5 üzeri x'in y'si. 25 de 5'in karesidir. Onu da böyle yazıyorum. Burayı iyice bir daha izlemekte fayda var. Bir daha söylüyorum ben şimdi. İlk önce 81'i 3 üzeri 4 yazıyorum. Şu içerideki 3'ün eşiti aha da burada 5 üzeri x. Onu buraya yazıyorum. X ile 4'ü çarpıyorum. 5 üzeri 4x. Sağ tarafı bitirdim. Eşitliğin sol tarafı yani 75 üzeri y'den bahsediyorum. 75'in içinde 3 ve 25 var. 3 üzeri y, 25 üzeri y. 3 üzeri y yerine, 3'ün yerine 5 üzeri x yazıyorum. Buradaki eşitten 5 üzeri x yazıyorum. 25 de 5'in karesi. Şimdi devam ediyorum. Nihayete geldim. Şurası 5 üzeri xy. Şurası da 2y. Onu da böyle yapabilirim. 5 üzeri 4x. Nihayet buraya geldim. Yani tabanları 5 yaptım. Şuradaki xy artı 2y eşittir 4x olacak. Ben burayı y parantezine alacağım. X artı 2 kalacak. 4x aha da burada. Y eşittir 4x bölü x artı 2. 4x bölü x artı 2. Zorca bir soru. Seçici bir soru olur bu. Gelse sınavda.
Bir daha izlense, kağıt kalem alıp işlem yapılsa iyi olur. Yedinci soru. Bunu buna benzetecekmişiz. Nasıl benzeteceğiz? Tabii ki paydalara bakıyorum. 0,10'da 2. Paydaya bakıyorum. 0,0,0,32. Yani iki sayısının kuvvetleri var. Ona benzetebiliyor muyum? Benzetebilirim. Biz şimdi bunu 0,10'da 2'nin 5. kuvvetini alsak ve 4x'i yerinde bıraksak doğru olur. Yani ben paydadaki 0 tam 0,0,0,32'yi 0,10'da 2'nin 5. kuvveti yazabilirim. Gerçekten 5 basamak var. Güzel. 10 üzeri eksi 5 gelir. 32 2 üzeri 5. Yani 2 bölü 10'dur. Bu doğru. Yani bir aşama daha hareket ediyorum. 0,10'da 2 üzeri 20x oluyor. Yani üstleri çarpabiliyorumdu. Şöyle yapabiliyorum. Çarptım. Şimdi ben bunun karesini alsam. Karesini alsam. Yani bunun tepesini 2 ile çarpsam. Bunun da karesini almış oluyorum. A kareymiş demek ki. Verilen ifade o ifade. A kareye eşit çıktı cevap. A seçeneği olmalı. Önemli olan şunun içinin böyle olduğunu görmektir. Gerisi kendiliğinden gelir. 8. soru. Yine nitelikli bir soru. M sayısını bulacağız. M gördüğüm yere ne yazacakmışım? 6n. Şurada var. Şurada var. Yazalım bakalım. 6n üzeri n. N üzeri 6n. Buraya kadar geldim. Güzel. 6 üzeri n. N üzeri n. Şöyle yazdım. Şurası da n üzeri 6n. Tamam, devam ediyorum. 6 üzeri n. N üzeri 6 n'i n üzeri n'e bölüyorum. Yani şurası 6 üzeri n eşittir. Eşittir ne oluyor? Tabanlar n olduğu için şu n yukarı eksi olarak çıkıyor. Yani n üzeri 5n oluyor. N üzeri 5n oluyor. Demek ki ben buradan m sayısını bulacağım. Ama ilk önce n sayısını bulacağım ki yerine yazacağım. Ne yapacağım? Bitmedi işimiz. 6 üzeri n. N üzeri 5'in n'i. Niye böyle yazdım? Şu üstler eşitse tabanlar da eşittir çünkü. Şuraya geldim ve şimdi işlemi bitirmemiz lazım. Şimdi buradan gene bir hareket çekiyorum ben. M bölü 6 yazıyorum en yerine. M bölü 6'yı yazayım. M bölü 6'nın 5. kuvveti. M bölü 6'nın 5. kuvveti. O bulduklarımı buraya taşıyayım. 6 eşittir. M üzeri 5. 6 üzeri 5 oldu. İşte uzun lafın kısası bu. Biraz dolandırdık ama nereden geldiğini gösterdik. Şu eşitliği buraya yazdım. 6 buraya çarpan olarak gelir şuraya. M üzeri 5. Yani 6 üzeri 6. M üzeri 5. Ben şimdi şunun da 1 bölü 5. kuvvetini alıyorum. 6 üzeri 6 bölü 5 oluyor. M 6 üzeri 6 bölü 5. Cevap C. Bu da gerçekten işlemleri itibariyle sıkıcı gibi gelebilir. Bir daha yapılabilir, izlenebilir. 9. soru. 6 üzeri x'i vermişiz. Bu işlemi yapacağız. Şurayı bir düzenlemem lazım. 0,10'da 5, 5 bölü 10'dur. 5 bölü 10, 1 bölü 2. Yani 2 üzeri eksi 1 yazarım ben buraya. 2 üzeri eksi 1 ile bunu çarpacağım sonra. 2 üzeri eksi 1'i yazacağım. 3 üzeri x artı 1 eşittir. Şimdi buna devam edelim. Eksi 1 ile yukarıya çarpsam 2 üzeri x eksi 2. 3 üzeri x artı 1. Tamam, devam ediyorum. 2 üzeri x, 2 üzeri eksi 2, 3 üzeri x, 3 üzeri 1. Yani parçaladım ben uygun şekilde. 2 üzeri x de 3 üzeri x'i çarpsam 6 üzeri x. Çarpı şunu ters çevirip çarp demektir. Yani ters çevirip 2'nin karesini al sonra çarp demektir. Tamam. Bir de burada 3 duruyor. Zaten şu kaçmıştı? 4'müştü. Onu da buraya vermişti. 4 çarpı 1 bölü 4 çarpı 3. 3 kalır buradan. 4'ler birbirini sadeleştir. Cevap C seçeneği olarak bulunur. Düzenleme yapmak. Verileni yakalamaya çalışmak gerekiyor. 6 üzeri x'i yakalamaya çalıştık. 256 üzeri eksi 0,25. 256, 2 üzeri 8'dir. Nasıl bulacak bunu öğrenci arkadaşlar? 2'nin karesi 4. 2'nin kübü 8. Ya ezberebileceğiz ya hesaplayacağız. 16, 2 üzeri 4, 32. Pardon şu 5, şu 5. Onu bir düzeltelim. Düzgün yazalım bakalım o işimize. 2 üzeri 5, 2 üzeri 5. 32, 2 üzeri 6, 64. Böyle gidiyor işte ikişer ikişer. 2 üzeri 7 ve 2 üzeri 8, 256 olarak bulunuyor. Tamam. 2 üzeri 8. Eksi 0,10'da 25'i de bulalım biz. Eksi 0,25'i eksi 25 bölü 100 yazarız. O da eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. Yani 2'nin kübünün, pardon düzeltiyorum. Yani 2 üzeri 8 ile eksi 1 bölü 4'ü çarpacağım. 2 üzeri 8 bölü 4 eksi 2 olacak. Ters çevir karesini al 2'nin. Ters çevir karesini al cevap. A seçeneği olacak. Basit gibi gözükse de ayar yapmak gerekiyor hesaba ulaşmak için.
11. soru. A kare küçüktür A olmak üzere bu eşitsizlik üzerinden x'i çözeceğiz. Bu basit kesir demek oluyor. Yani 0 ile 1 arasındaki sayıların kareleri kendilerinden küçük oluyor. Gerçekten bir değer versem, 1 bölü 2 versem, 1 bölü 2 küçüktür, 1 bölü 4'ten karesini aldım. Demek ki bu basit kesir oluyor. Fakat ben bu basit kesire geçmeden önce şunu A üzeri eksi 1 yazarım. O A üzeri bunu silerim. A üzeri eksi 1 yazarım. O eksi 1'e yukarı ile çarparım. Yani yukarısı 3 eksi 2x olur. Eksi 1 ile çarpıyorum. A üzeri x artı 1 duruyor. Tamam. Şimdi burada tabanlar aynı fakat basit kesir olduğundan söylemiştik biz bunu. Üstler ters olarak sıralanacak. Eğer tabanlar aynı, tabanlar birden büyük tam sayı veya birden büyük başka bir sayı olsaydı aynı sırada üstleri de alacaktım. Ama şuradan dolayı, basit kesirden dolayı tabanların basit kesir olmasından dolayı üstleri ters çevireceğim. O zaman 1'i buraya atıyorum. X'in yanına da 2x atıyorum. Yani şurası 2, 3x, 2 bölü 3'ten büyük oluyor. X'in alabileceği en küçük tam sayıları 2 bölü 3'ten sonra sağa doğru devam edeceğim. 1, ondan sonra 2, diğer tam sayılar gelir. Cevap D seçeneği olur. X birden büyük bir pozitif tam sayı. Değer vereyim ben. X yerine eksi 2 artı 2 vereyim. Burası eksi 2 olsun. Veriyorum. Değer verdim. Değer verdim. Şimdi dikkat edeceğimiz olay ilk önce işaret. Eksi mi artı mı? Eksinin kübü eksi, o bir dışarıya çıktı. Sonra şunları çarpacağım. 2 üzeri eksi 6. Sonra şurası artı zaten. 2 üzeri eksi 9. Tamam. Eksinin dördüncü kuvveti artı 2 üzeri 12. 3 ile 4'ü çarptım. 12. Eksi 3 ile artı 3 çarptım. Şimdi burada tabanları 2 olanlardan 12 eksi 9'dan büyük olduğu için bu daha büyüktür bundan. Tabanları 2 olduğu için 12 eksi 9'dan büyük olduğu için C büyüktür. C büyüktür. Nereden büyük olacak? B'den. Tamam. O da büyük olacak. Eksi en küçük sayı olduğu belli. Buradan CBA olacak. CBA nerede var? Cevap D seçeneğinde olduğu gibi olacak. Devam ediyoruz. Burada 12 üzeri x tane terimin yarısı 2 üzeri x'lere gitmiş. Yarısı da buraya gitmiş. Yani ben nasıl yapacağım? 12 üzeri x tane terimin yarısı 2 üzeri eksi x'e, yarısı da 3 üzeri eksi x'e gidecek. İlk önce şöyle yazabilirim. 12 üzeri x tane terim varsa, yani 12 üzeri x'in yarısı 2 üzeri eksi x'ten, 12 üzeri x tanenin de yarısı 3 üzeri eksi x'ten. Yani atıyorum burası 20 olsaydı 10 tane bundan var, 10 tane de bundan var diyecektim. Yarı yarıya paylaştırdım, 26. Devam ediyorum ben şimdi. Şimdi şuraya devam ediyorum. Şuradaki yarım ve yarımı ben şöyle yazabilirim. Bu bir. 12 üzeri x'in paydası 2 üzeri x yazabilirim. Şu yarımı çıkarmıştım. 12 üzeri x bölü 3 üzeri x yazabilirim. 26. Bu 1 bölü 2'nin ikisi oraya çarpan geçer. Yani şu eşitin bu tarafı 52 olur. 52. 12'yi 2'ye bölüp aynı x kuvvetini yazabilirim. 6 üzeri x artı aynı işi burada da yapabilirim. 12'yi 3'e bölerim. Aynı x kuvveti var. 4 üzeri x. Öyle bir x sayısı var ki 6'nın kuvveti artı 4'ün kuvveti 52 olacak. X buradan 2 olmalı. Görmek gerekiyor veya denemek gerekiyor. Gerçekten x yerine 2 versem 36, 16 daha 52 yapar. Ve dolayısıyla cevap x için D seçeneği 2 olmalı. 14. soru. X artı y en az kaçtır? Biz burada şunu a desek bu da onun taksatmış halidir. Yani buna a desem burası 1 bölü a'dır. Yani bizim sorumuz a artı 81 bölü a eşittir 18 olur. Her tarafı a ile çarpsam a kare artı 81. 18 a olur. Yani a kare eksi 18 a artı 81 eşittir 0 olur. Bu da bir çarpanlar ayırmadır. A eksi 9'un parantezi 9 karesidir bu açılırsa gerçekten. A eksi 9'un parantez karesi. Yani a 0, a eksi 9 sıfırsa a 9. A kimdi? X üzeri y eğit. Yani ben x üzeri y'yi 9 buldum. En az dediğine göre işte 3'ün karesi olabilir 9. 9 üzeri 1 olabilir 9. Yani x ve y'yi en az seçsem 3'e 2 seçebilirim bunları. 9'a 1 seçebilirim bunları. En az dediği için 3'e 2 seçebilirim. Cevap 5'tir diyemem. Yok zaten cevaplarda. Başka bir durum yok mu? Var. Var tabii ki. Eksi 3'ün karesi var. Eksi 3. Eksi 3 artı 2 ne oldu? Eksi 1 oldu. Bu daha az oldu. Daha azı da yok herhalde. 9 üzeri 1, 9'dan başka bir şey gelmez. Cevabımız C seçeneği. Bu da seçili bir soru olurdu. Sınavda olsa. Geldik 15. sorumuza. Burada K türünden bunun değerini bulacağız. Ben hemen buna A desem. Şu ikisinin tabanları 5 olduğu için taraf tarafa çarpma veya bölme benim işime yarar. Bakıyorum ki 1,76 ile 0,24'ün toplamı 2 oluyor. Taraf tarafa çarpayım. Bunları çarptım. Bunları da çarpıyorum. Taraf tarafa çarptım.
Taraf tarafa çarpınca üstler toplanıyor idi. 0,24 ile 1,76'yı topluyorum. Yani A çarpı K 5 üzeri 2 yani 25 oluyor. A'yı bulacaktık biz. 25 bölü K. 25 bölü K nerede var cevap? E seçeneğinde var. Geldik 16. soruya. Bu 15 sayısını biz alırız. Silerim ben bu 15'e. Silerim, sildim. Şurada bu kalsın. 15, 16 eksi 1'dir. Böyle yazalım. Haydi nasıl olacak şimdi? Bunu görmek lazım. Yine bir çarpanlar ayrımı olayımız var. Ben o 15 sayısını silerim, buraya atarım. Şu 2 kare farkından 2 üzeri 8 eksi 1'dir. Çarpı 2 üzeri 8 artı 1 ile 2 üzeri 16 artı 1 duruyor. Bu birinci hareketimiz. Şurası 2 kare farkından şöyle toparlanır. Eşittir. Yine 2 kare farkından bu. 2 üzeri 32 eksi 1'dir. 2 üzeri x eksi 1. 2 üzeri x eksi 1. İşte x 32 olacak ki bu işlem olsun. Cevabımız x yerine 32 gelmesi gerektiği oluyor. C seçeneği oluyor. 17. soruyla devam ediyoruz. İlk önce şu üstün üstünden çarpabilirim. 1 eksi x 3 eksi x eşittir. 4 de 2'nin karesidir. Onu da yazdım. Yani tabanları 2 yaptım. Üstler de eşit olacak. Yani 1 eksi x çarpı 3 eksi x eşit olmalı. Şu 2x kare eksi 18'e. Şunu da bir açalım bakalım. 3 eksi 4x artı x kare bu çarpılırsa. Çarpılırsa şöyle olacak. Sonra bir düzenleyelim bakalım. Şu x kare karşıdan gitti. Şurası 0. Şu eksi 4x artı 4x oldu. Şurası da eksi 21 oldu. Şurası da eksi 21 oldu. Yani burası da x artı 7'ye x eksi 3 şeklinde çarpanlar ayrılabilir. O zaman ya eksi 7'dir cevabımız, eksi 7'dir ya da 3'tür. Yani bir eksi 7 bir de 3. Bunun oranını sormuş. Cevap A seçeneğiymiş.